Sevgili seyirciler, bendeniz Savaş Kalafat. Bizimiz Channel Türk TV ekranlarına hoş geldiniz. Bugün yine bilim konuşacağız. Barış Çaylar'la geçen hafta konuşmuştuk. Bu hafta da konuşacağız. Bu haftaki konumuz basınçlı kaplardı. Ama önce sizi başka bir konuya götürmek istiyorum. Şimdi masamda bir makine var. Bu makineyi beni jenerasyonu insanlar bilir. Ben 12 yaşındayken mesela muhasebecilik yaptım. Yani para kazandım. Hem okuyordum hem para kazanıyordum. Kimse de ailemde de kimse zorlamamıştı para kazanma ya da çalışma filan diye. Böyle makineler kullandık. Bu makine bildiğimiz mekanik bir hesap makinesi. Böyle kolları var, döndürüyorsun, hesaplıyor filan. Bunu muhasebeden anlayanlar, eskiden muhasebecilik yapmışlar çok iyi bilirler. Uzun yıllar kullanılan makine bunlar. Bunlar kolay kolay da bozulmaz. Şimdi mesela herkesin cep telefonunda şeyler var. Dokumatik böyle hesap yapıyor. Bir sürü değişik hesaplar yapıyor. Şimdi mekanik makinelerin ilk icat eden kişi kim bilir misiniz? Bilmezsiniz. Çok enteresandır. Eskiden mesela bilimin merkezi Fransa'ydı. Sonra bilim merkezi değişti. Amerika denildi. Sonra başka ülkeler. Mesela Amerika'da bilim merkezi olmaktan artık uzak, daha değişik yerler var. Mesela Blaise Pascal desem, kiminiz hatırlar? Kaç kişi hatırlar? Pascal'ı belki hani sıvıların dinamiğinden hatırlayanlar olabilir. Şimdi birazdan zaten Barış Çaylar'a da onu soracağım. O basınçlı kapları konuşacağız ya. Sıvıların basınç kuvvetleri falan var. Yani kaplara uyguladığı sıvıların uyguladığı kuvvetler var. Ve mesela Pascal deneyi, mesela okullarda Pascal deneyi diye bir şey vardır. Bir garip Pascal topu vardır. Üstünden bastırdığınız zaman her tarafta aynı şiddette su fışkırır. Şırıngayı bulan adam da Pascal aynı zamanda. Çok enteresandır. Pascal'ı biraz tarif edeyim, anlatayım size. Bir Fransız, babası da Fransız. Annesinin nereli olduğunu bilmiyorum. Annesi zaten kaybetmiş. 4 kardeş. Babası vergi memuru, vergi tahsildarı. Ve o sırada babasına yardımcı olmak için de 16 yaşında böyle bir makineyi keşfediyor. Yani tarihin ilk mekanik hesap makinesini keşfediyor. Babası matematikten uzaklaştırmış onu. Sürekli yasaklamış. Matematikle ilgilenmeyeceksin 12 yaşına kadar. Ama çocuk matematik dahisi olmuş. Aslında düşünür, aynı zamanda fizikçi. O sıvıları mekaniğine doğru yönlenmiş. Şimdi sıvıların mekaniğini soracağım birazdan Barış'a. Sıvıların mekaniği nasıl bir şeydir? Ne olur? Sıvılar ne yaparlar? Bulundukları kaplara ne yaparlar? Basınç altında nasıl tepki verirler? Aslında Pascal da tam onu söylemek istemiş. Demiş ki sıvılara basınç uyguladığınız zaman bulundukları kaptaki her noktaya aynı kuvvette basıncı tatbik eder demiş. İşte şırıngayı da biliyorsunuz. Bastığınız zaman yukarıdan o incecik iğnenin ucundan aynı basınçta, bastığınız güçte sıvı karşı tarafa geçiyor. Hoş geldin Barış. Hoş bulduk. Çok sağ olun. Pascal'la başladık. Vallahi ağzınıza sağlık. Yani bilim konusunda bir şey bilmiyorum demiştiniz ilk yayında ama şu an anlıyorum ki bilim adamları konusunda gerçekten bilim kendimi tarihi konusunda ama iyisiniz. Şimdi aslına bakarsanız bunlar genel kültür biliyor musun? Herkesin bilmesi gereken bazı... Mesela şimdi yukarı çıktık bir önemli bir savcıyla beraber gençleri geziyoruz. Türkiye'nin siyasi tarihinde çok önemli davranışta, harekette bulunmuş bir önemli bir ismini vermeyeceğim bir savcıyla beraber bizim öğrencileri gezip dolaştık. Orada benim söylediğim bir laf vardı. Gençler, popüler kültür sizi çok etkileyebilir ama tarihinizi öğrenmeniz lazım. Genel kültürünüzü geliştirmeniz lazım. Bu aslında Türkiye'deki, yani konumuzla çok alakasız ama Türkiye'deki genel konjektürde şu an, yani siz YouTube'da işte ya da başka mecralarda çocukları çekip aslında sanat tarihi ve bilim tarihi okutmanız lazım. Tabii bunu hangimiz yapabiliyoruz? Yani şu an baktığınızda hani bir sosyal mecrada zaman geçirmek var bir çocuk için. Bir de kalkıp oturup kitap okumak var. Aslında kitap, şöyle düşünün, kitap o kadar ilginç bir şey ki sizi geriye götürüyor, 100 yıl ileri götürür, sayılar verir, doğru şeyler söyler, size yaşayamayacağınız hayatları gösterir. Yani
Ben her zaman söylerim. Mesela Suç ve Ceza okumayan birine avukat yapmayacaksınız. Yapmayın. Yani bir kere o kitabı okusun. Çünkü bu dünya klasikleri bile şu anki dönemde gerçekten çok okunan şeyler değil. Bilimle uğraşıyorsanız bir Isaac Newton'un hayatını bir bilmeniz lazım. Neden bunu böyle yapmış? Ya da Bunlar tabii... Evreka, Evreka diye bağıran başmek. Değil mi? Şimdi tabii bu basıncın atasından biri Pascal, aslında en önemli atalarından biri de Torricelli. Torricelli. Hatta Torricelli. deneyi var. Tabii Torricelli deneyi Torricelli var. deneyi var. Bu biz basıncı bilimsel anlamda 3 ana grupta sıralıyoruz. Bunlar nedir? Katıların basıncı, işte sıvıların basıncı, bir de gazların basıncı olarak 3 ana grupta aslında sıralıyoruz. Bizim bugün işleyeceğimiz bunların içerisinde sıvıların Sıvıların basıncı. basıncı. O Sıvıların basıncını da Pascal'ın söylediği çok geçerli bir o teorem değil şöyle, mi? o dinamik sıvıların basıncı ile ilgili. Biz şimdi iki gruba ayıracağız. Bir statik basınç, bir dinamik basınç. Dinamik basınç. Dinamik yükleri olarak basınç. Biz genelde kablarımızı da buna göre, yani ya atmosfere açık kaplar tasarlıyoruz ya da basınçlandırılmış kaplar tasarlıyoruz. Ben bugün ikisine de şöyle değineceğim. Bu arada geçen yayında notlarım yoktu çünkü o yayındaki konu biraz daha rahattı, ama bu biraz daha şey bir konu, nasıl söyleyeyim Detaylı size, bir konu mu? detaylı bir konu. Ben de bir şeyleri unutmayayım diye böyle notlarımı da aldım. Süper. Kusura bakmayın, arada notlarıma da bakıp cevaplar vereceğim. Ben bilmediğim için Affedin beni. merak etmeyin. Ukalalık yapmam Ha, yani. yok. Şimdi dersime çalıştım geldim Peki. bu hafta. Peki. Şimdi şöyle bir şey var. Siz bir kabın içerisine herhangi bir sıvıyı koyduğunuzda ve bunu da atmosfer basıncında bıraktığınızda, bu sıvının tabanına, yani şuradan, bunu bir Mesela bardakta da aynı şey. bardakta da aynı şey Sıvı var şu anda geçerli. içinde. Burada maksimum olacak şekilde bir statik basınç başlar ve yukarıya doğru azalır. Sıvıların basıncı, statik basıncı, suyun yüksekliğiyle alakalıdır. Kabın şekliyle alakalı değildir. Yani siz burayı bir... İster tank, yani dikdörtgen olsun, ister yuvarlak. Tabii. Yani şöyle düşünün. 14 metre çapında bir tane tankınız olsun. Bir de bu bardak olsun. İkisinin de yüksekliği 1 metre olsun. Çapı küçük olsun ve 1 metre olsun. Yükseklik kadar hepsinin altında 0,1 bar. 1 metre su sütunu. Zaten tanımı da budur. Sıvıyla Yani ilgilendiğiniz zaman. bir bar dediğimiz şey bir Bir, metrelik. hayır. 1 bar 10 metre su sütunudur. Yani 10 metre su sütunu 1 bara tekabül eder. Yani 10 şöyle metre. düşünün. Bir kabınız var. Bunu 10 metre su doldurduğunuzda altta aldığınız 10 MSS 1 bar eder. Peki mesela diyelim ki aşağıdan yukarıya bir su basınçla su göndereceksiniz. O öbür konu. Bu Tamam. statik. Ama yani şey aynı sistem aynı çalışıyor, doğru mu? Yani o Şimdi ona motorun gücü de pompalama sistemleri var. Pompalama sistemleri biraz daha ilginç. O da metre su sütunuyla çalışıyor. O da der ki sen bununla 1 metreküp suyu işte 10 MSS 10 metre su sütunu basınçlandırabilirsin bu pompayla. Zaten pompa eğrilerimiz var. Buna gelecek konularımızdan biri de Tamam. pompalama. Yani sıvıların aktarılması konusu bir yerlere. Burada da benim yani bir mühendislik olarak bilgim var, ama hatta buraya Türkiye'deki çok iyi bu konuyu bilen bir abimizi geçen yayından sonra davet ettim. Dedim ki, ama bu sefer soruları ben soracağım dedim böyle biraz da. Onu davet ettim, o gelecek. Bize de onu o bölümde de çok daha iyi anlatır. Şimdi biz burada statik olarak bu şekilde yapıyoruz. Ne diyoruz? Biz kabın şekline bağlı olmaksızın suyun su sütun yüksekliğine bağlı olarak tabanına bir basınç uygular. Bu basınç metre su sütunu cinsinden gösterilir. 1 MSS 0,1 bara tekabül eder. Tabi basıncın cinsi bar diyebilirsiniz, Pascal diyebilirsiniz. Pascal biraz daha çok böyle kuvvetten dolayı olan bir basınçtır. Yani daha çok katıların basıncında da kullanılır. Biz genelde kendi basınçlı kaplarımızda bar ya da sıvının aktarılmasında metre su sütunu kullanıyoruz. Ben o şekilde kullanıyorum. Şimdi biz bu basınçlı kapları isterseniz bir sınıflandıralım. Evet. Yani basınçlı kapları, dinamik basınçlı kapları sınıflandıralım. Şimdi biz bunları fonksiyon olarak ne de
kullanacağız? Mesela depolama tankı olarak kullanabiliriz, değil mi? Proses tankı olarak kullanabiliriz. Herhangi bir prosesin içerisinde kullanabiliriz. Bir de bir şeyi ısıtmak ya da soğutmak için kullanırız. Buna da eşanjör sistemleri diyoruz. Biz bunları geometrisine göre nasıl sınıflandırabiliriz? Silindirik geometride yapabiliriz ki basıncın en, hani geçen programda da bahsetmiştim ya, size top örneği vermiştim. Basıncı en kolay tutabileceğiniz geometri silindirik geometri. Silindirik yapabiliriz, küre yapabiliriz. Bildiğiniz küre, meşin top gibi düşünün. Küre yapabiliriz ki şu anki işte çok basınçlı kapları küre yaparız. Basınç dengesinden dolayı, vektör kuvvetten dolayı. Konik yapabiliriz. Bu yaptığımızın hepsini yatay ve dikey yapabiliriz. Hani yatayda küresel yapabiliriz, yatayda silindirik yapabiliriz, yatayda konik yapabiliriz. Bunların hepsini dikeyde de yaparız. Burada bizi kısıtlayan birkaç şey var. Birazdan ona da değineceğim. Konstrüksiyon bakımından ne yapabiliriz? Basınçlı kapları. Tek cidarlı yapabiliriz. Yani tek bir cidardan oluşan bir kap yapabiliriz. Ya da çift cidarlı yapabiliriz. Yani iki cidar üst üste yapalım. O neye göre değişiyor? O şuna göre değişiyor. İçerisinde basınçlandırdığınız malzemenin dışarıya çıkması bir sarfiyata neden oluyor ise, buna bir kap daha yapıyorsunuz üstüne ve ona belli bir hava veriyorsunuz. Bu kaçırmaya başladığı zaman, onlara geleceğim, bu birçok etkisi var çünkü. O kaçırmaya başladığı zaman tabii ne oluyor? Dışarıdaki basınç da içeriye girmeye başlıyor. Dışarıdaki tankın, cidarın basıncı düşmeye başlayınca diyorsunuz ki bizim bu tank kaçırıyor. Öbür türlü şöyle düşünün, içerisinde basınçla depoladığınız bir yakıt var. Hem de çok alevlenebilen solvent var falan. Şimdi bu solvent dışarıya çıktığında atmosfer basıncında buharlaşır. En ufak bir şeyde de yanıcı ve patlayıcı olur. O zaman ne yapacağız? Çift cidarlı yapacağız. Biz bunu çıkmadan, daha bu dışarıya, insanlara ya da doğaya zarar vermeden önleyeceğiz. Ya da toprağa karışmadan önleyeceğiz. Şimdi malzeme olarak ne kullanabiliriz? Farkındaysanız her program bunları böyle teker teker sıralıyoruz. Malzeme olarak karbon çelik kullanabiliriz. Yani ST37, ST52 dediğimiz karbonlu çelikler kullanabiliriz. Geçen programda dediğimiz gibi paslanmaz çelikler kullanabiliriz. Alaşımlı çelikler kullanabiliriz. Kompozit kullanabiliriz. Yerine göre çok kullanılması da demir dışı malzemeler de kullanılabiliriz. Yani demir dışında daha avantajlı. Yani garantisi hepsinin, çeliklerde herhalde daha çok garanti. Hepsinin avantajlı olduğu yerler var. Ama aşındırıcı bir malzeme varsa içinde. O zaman mesela daha çok kompozit bir malzeme kullanmanız lazım. Onlara teker teker sırasıyla geleceğiz. Evet. Şimdi basınçlı kap çeşitlerine gelelim isterseniz. Teker teker. Evet. Şimdi boru hatları, kazanlar, kompresörler, hava tankları, LPG tankları, hidrolik akışkanlığı devreleri, hidraforlar, sanayi gaz tankları, soğutma üniteleri, pnömatik akışkan devreleri, gaz tüpleri, kronolojik tanklar, otoklavlar. Şimdi burada en son otoklavlar olmasına rağmen aslında en çok kullanılan şey otoklav. Otoklav, hani bu öbürleri biraz daha anlaşılır, onu açıklayayım. Otoklav şey demek, içerisinde basınç depolayan tank demek. Buna biz otoklav diyoruz. Aslında geri kalanıyla hemen hemen aynı. Basınçlı tanklarda kullanılan malzemelere gelelim isterseniz. Şimdi bu mesela otoklavlara kompresörler girer mi? Yok, kompresörler başka bir sınıf. O havayı depoluyor da. Daha çok mesela buhar depoladığınız tank varsa bu otoklavdır. İçerisinde mesela hijyenik tanklar vardır. İçerisine diyelim arıtıcı, arıtmak istediğiniz, buharda içerisindeki kirliliği almak istediğiniz tanklar yaparsınız ve içerisine belli bir basınçta buhar basarsınız. Bunlara otoklav deriz. Genelde işte akümülasyon tankları, işte boilerler falan bu sınıfa girerler. Ama mesela boiler daha çok eşanjör sınıfındadır falan. Yani aslında baktığınızda bunların temelinde şu var. Yani evimizde de var bunlarda. Tabii tabii. Yani sizin evinizde... Boiler de vardır mesela, eğer kombin varsa... Boilerinde varsa sıcak evet. Suyu ancak öyle alabiliyorsun. Boiler zaten bu konularla ilgili tipik görülebilecek örnek. Bizim firmamızın ismi de Teknik Boiler. Boiler genelde tabii yurt dışındaki anlamıyla, şimdi Türkiye'deki bizim anladığımız anlamı aynı değil. Boiler dediğimiz ısı üreten sistem anlamında. Boiler de Türkiye'de hani eşanjörlü tank anlamına geliyor. Genelde boilerlerde bunun en çok kullandığı yerlerden biri. Şimdi
Biz isterseniz şöyle yapalım. Buradaki malzeme seçimine bakalım. Şimdi buradaki malzemenin temel kriteri şu olmalı. Biz tankları iki şeye ayırıyoruz. Basınçlı tankları iki sınıfa ayırıyoruz. Diyoruz ki kalın cidarlı tanklar, ince cidarlı tanklar. Şimdi kalın cidarlı tanklarla ince cidarlı tankları tanımlayalım. Kalın cidarlı tanklar çapıyla saç kalınlık oranı 1 bölü 10 ise buna biz kalın cidarlı tank diyoruz. İnce cidarlı tanklar ise 1 bölü 10 oranından işte düşükse, örneğin 1 metre çapı var, 5 milimetre kalınlığı var. Bu ince cidarlı bir tank. Ama 100 milimetre çapı var, 10 milimetre kalınlığı var. Bu ne? Kalın cidarlı bir tank. Yani buradaki tankın büyüklüğü önemli değil. Tankın çapının kullanılan saç kalınlığına oranı etkili. Burada da basınç hesapları yapılıyor. Yani saç kalınlık basınç hesapları yapılıyor. Bu basınç hesaplarında çıkan değere göre de saç kalınlıklarını belirliyoruz. Bak mesela bu şeyler var. Eskavatörler var. Eskavatörler. Evet. Ondaki hidrolik şeyler var. Piston mu diyorsun? Ne deniyor? Hidrolik piston. Evet. Şimdi orada da mesela basınç uyguluyor. Çok büyük basınçlar var büyük bu arada. Büyük basınç uyguluyor ve aynı o basıncı mekanizmaya iletiyor. Buna örnek verebilir miyiz mesela? Örnek sayılır mı? Şimdi orada kullandığınız, o büyük basınçta kullandığınız şeyler var ya, bunu yaptığınız borular. Bu borular mesela şöyle düşünün, 500 bar basınç var içerisinde yani. Bunlar tabii ne oluyor? Kalın basınçlı kaplar statüsüne giriyor. Burada tabii işte sıvıların basınçlandırılmasının etkisi şuradan kaynaklı Savaş Bey. Biz basıncı sadece bir şey bir yere aktarmak için kullanmıyoruz. Bazen iletmek için de kullanıyoruz. Yani bir kuvveti başka bir kuvvete iletmek için kullanabiliyoruz. Bazen bir kuvveti güce çevirmek için de kullanabiliyoruz. Ama orada mesela çok enteresan. Çelik asırlı bir hortumla bağlanıyorsunuz pistona. Evet. Ve o siz mesela o hortuma öyle bir basınç uyguluyorsunuz ki aynısını gidiyor mekanizmayı uyguluyor. Tabii mesela o çelik asırlı olmasının nedeni o işte. Yani o çok yüksek basınca dayanabilen bir hortum o çelik asırlı hortumlar. Onların da işte basınç sınıfları var. Buradaki aslına bakarsınız bir kauçuk malzeme. Doğru mu? Değil işte. Etrafta koruması var. Değil işte. Aslında onun içerisinde öyle bir tel mekanizması var ki ona bundan sonraki bir şeylerde geleceğiz. Aslında biz mesela çok ince tellerle çok dayanıklı yapılar yapabiliyoruz. Yani şöyle düşünün. Nanofiber iplik diye bir şey var biliyor musunuz? Nano? Nanofiber iplik. Evet. Yani bu elektrospinning diye bir cihazla üretiliyor. Buradan solventi veriyorsunuz. İşte 20 bin voltta karşıdaki bir şey iletiyorsunuz. 20 bin voltta ilettiğiniz zaman bir iplik oluşturuyorsunuz. Bu iplik kendi başına tek atomik yapıdaki bir iplik. Bunu yapısı ne? Yapısı fiber. Fiber. Görüntü aktarıyorsunuz o zaman. Yok yok. Normal bir iplik üretiyorsunuz ama ip incecik bir şey. Şimdi bu tek başına bu arkadaşı böyle kırabilirsiniz. Ama şöyle bir şey var. Bunlardan bir kompozit başlık üretiyorlar. Eskisi gibi çelik kompozit başlıklar yok biliyorsunuz. Bu ipliklerden ürettikleri kompozit başlık mermi geçirmiyor. Ama hafif oluyor. O ölçüde evet, hafif oluyor, çok da hafif oluyor. Demeye çalıştığım şey bu. Bunun içerisindeki tel, önemli olan tel değil. Mesela telin kalitesi ve miktarı. Var. Şeyler, gömlekler var. Yine aynı mantıkta. Tabii tabii. Nanofiber iplikle üretiliyor bunlar. Bunların araları o kadar ufak ki birleşim araları. Şimdi şöyle düşünün. Bir havucu, havucu yani. Kırdığınızda neyi kırıyorsunuz siz? Bir havucu ikiye böldünüz. Neyi kırdınız? Havucun bütünlüğünü yani neyi kütlesini kırdınız. Kütlesini kırdınız. Evet. Atomik olarak ayıramazsınız değil mi? Bunu tekrar birleştirmeye çalıştığınızda birleşir mi? Yok. O bozulmuştur artık. Bozulmuştur artık. Birleşmez. Şimdi atomik yapıdaki bir şeyi birbirinden ayırmanız çok zordur. Örneğin austenitik bir çeliği kesebilirsiniz, biçebilirsiniz, istediğiniz işlemi yapabilirsiniz. Ama aynısını martenzitik bir çeliğe yapamazsınız. Çünkü kütle yapısı daha genişlemiştir artık. Isıttığınız zaman kütle yapısı daha genişlemiştir. Isıtıp soğuttuğunuz sertleşmiştir. Mesela bunu işleyemezsiniz. Aradaki fark. Ama mesela öbürünü eğebilirsiniz ama bu kırılır. Eğemezsiniz. Buradaki temel mantık şu.
O kavuçun içerisinden geçen şeyler var ya, teller. Bunların sayısı, miktarı ve şekli önemli. Ve kalitesi önemli. Siz bunu yaptığınız zaman o borunun içerisindeki o basıncı sağlayabiliyorsunuz. Şimdi biz burada basınçlı kaplarda kullanılan malzemelerde genelde iki tane kritere bakarız. Birincisi malzemenin dayanımı, akma dayanımı. İkincisi de malzemenin kaynak edilebilirliği. Bizim için iki tane önemli kriter vardır. Kaynakta eğer çelik tank üretiyorsunuz, kompozitlerde de ona göre başka şeyler var. Onu ben çok bilmiyorum, o tarafta çok da değil. Şimdi malzemeyi karbon oranını ne kadar yükseltirseniz malzeme içerisinde, yüksek karbonlu bir şey, bunun dayanımını artırırsınız fakat kaynak edilebilirliği azalmaya başlar. Ters Anlatabildim mi? orantım var. Tabii. Yani siz şunu diyemezsiniz. İşte ben şunu diyebilirsiniz mesela. Ben P355GH artı C2 diye bir malzeme var. ST52 diye geçer. Tam bilimsel karşılığı da bu. Bu malzemeden bir ürün yapacağım diyebilirsiniz. Fakat bu ürünü yaptığınız zaman normalize çeliğini kullanmanız lazım. Direkt onu kaynatamazsınız. Bakın ST52 ya da ST37 dediğimiz değerler var. Şimdi 37 ne? Bunun akma dayanım 37, 3700 akma dayanımı. Öbürü 52 daha fazla. Şimdi bunu karbon oranını yükselttiğinizde kaynak yapabilme kabiliyetiniz düştüğü için burada optimum bir yerde olmanız lazım. Ya da malzeme seçiminde alaşımlı çelikler kullanabilirsiniz. Paslanmaz çelikler kullanabilirsiniz. Mesela onda da şöyle bir kriter var. Örneğin 430 kalite paslanmaz bir çeliği kaynatamazsınız. Ya basınçlı bir kap yapamazsınız. Birbirine bir şekilde tutturursunuz ama basınçlı bir kap yapamazsınız. Burada bizim için dediğim gibi en büyük kriterlerden biri kaynak edilebilirliği. Çünkü kaynatıp düzgün bir yapı haline getiremediğiniz zaman onun tek başına o basıncı tutması imkansız. Evet, peki şimdi bu basınçlı kapları etkileyen bazı yükler var. Önce bu yükleri sınıflayalım. Ne tür yükler olabilir ve o yüklere karşı oradaki metalin mekaniği nasıl çalışır? Şimdi bu yüklerde şöyle, yani iç ve dışsal basınç örneği ilk yükümüz bu. Bunun dışında statik ve dinamik yükler var. Yani tankın kendi ağırlığından dolayı olan yükü var. İçerisindeki topladığınız sıvının aşağıya yaptığı bir basınç var. Hani bizim statik basınç olarak bildiğimiz bir basınç var. Sıcaklık var, rüzgar var ve titreşim var. Bir de tankın kendi ağırlığından dolayı gelen bir basınç var. Şimdi bunları isterseniz böyle teker teker deneyelim. İçsel ve dışsal basınç. Şimdi silindirik tanklar ya da küresel tanklar iç basınca genelde çok dayanıklıdır. Yani içinden gelen bir basınca genelde çok dayanıklıdır. Ama dışsal basınca dayanıksızdır. Bunu şöyle düşünün, her zaman aynı örneği veriyorum. Bir futbol topu düşünün. İçerisine işte 6 bar basınç bastınız diyelim. Bunu kolay kolay patlatamıyorsunuz, değil mi? Futbol topunu Evet. basınç basarak patlatamazsınız. Ama üstüne ayağınızla bastığınız zaman içeriye doğru geçer. Dışsal basınca, yani basınçlı kaplar dışsal basınca içsel basınçtan daha az dayanıklıdır. Öncelikle onu söyleyeyim. Onun için dışarıdan bir basınç varsa tanka, tankınızın saç kalınlığını o dıştan basınca göre tasarlarız. İçten basınç o zaman önemsizleşmeye başlar. Çünkü hani dıştan o basınca göre tasarlıyorsanız içeride zaten mevcut Mesela basıncı elde şimdi bu edersiniz. geçen programda da örnek titaniği mesela daldılar da buruşup öldüler ya Dış insanlar. basınç Evet. yüzünden işte. Yani oradaki mekaniği herhalde hesaplayamadılar. Yani oradaki Bu tam metalin aslında konumuz. Onu söyleyeyim. Aslında bugünün konusu şu o. Yani siz bir kap yapıyorsunuz. Bu kabın iç basıncıyla dış basıncını birbirine eşitlediğiniz takdirde bu kabı ne çökertebilirsiniz ne Tabii. patlatabilirsiniz. Bu kabın cidar kalınlığının çok bir önemi kalmayabilir. O saatten sonra. İncecik saçla yapsan Saç da eşitlendiği yapsın. için zaten bir sorun Bir olmaz. sorun olmaz. Ta ki bunun ne zaman basınç dengesini bozarsanız genelde dıştan içe doğru büzüşür. Bu şey, şuna da benziyor. Mesela bir üst tarafı, her tarafı açık bir kabı suya batırdığınız zaman
ya da Mariana Çukuru'na attığınız zaman o kaba bir şey olmaz. Ama her taraf açık olduğu için. Çünkü dıştaki basınçla içteki basınç aynı olacaktır. Aynı sıvı dolacağı için, aynı derinlikte olacağı için. Ama siz onu kapağını kapatıp da o çukura attığınız zaman... Yükselecek. O zaman ne yapacaktır? Yükselecek. Buruşturacaktır. Ha, yani basıncı içeriye tabii, koyacağınız zaman tabii ki buruşturacaktır. Şimdi dış basınçın böyle bir tehlikesi var. Bunu nerelerde görüyoruz? Örneğin buhar kazanlarından. Buhar kazanları dediğimiz kazanlar var. Bunlarda buhar üretiliyor. Kazanların, brülörün olduğu bir cehennemlik dediğimiz bir kısmı var. Kazanın dıştan basınca tatbik olan en büyük kısmı bu. Şimdi onun için kazanın en şu büyük saç kalınlıklarının bulunduğu kısım da bu. Şimdi siz mesela bir kazanınızı bir süre basınç susuz bıraktığınız zaman tabii o cidar ısınıyor. Dışarıdan da herhangi bir su girdisi olduğunda ani buharlaşmadan şey gibi düşünüyor. Kazan patladı diyor müşteri. Yani patlamadı aslında, büzüşmüş ama. Yani ne yapmış böyle? O cidarı bakıyorsunuz içeriye doğru büzüşmüş. Onun için dış basınç kullandığınız proseste iç basınçtan çok daha etkilidir. Öncelikle onu söyleyeyim. Şimdi statik ve dinamik yükler var. Yani siz bir tank yaptınız. Üzerinden bir bar basınç bastınız ama tankın yüksekliği zaten 10 metre. Yani dikey bir tank yaptınız. Tankın yüksekliği 10 metre. Şimdi zaten onun tepesinde bir aşağıya uyguladığı bir bar basınç var. Sizin uyguladığınız bir bar daha basınç uyguladığınızda aşağıdaki basınç bu sefer 2 bara çıkıyor. Bunun önemsiz olduğu durumlar var. Yani mesela şu olabilir işte yukarıdan 50 bar basınç uyguluyorsanız bir sistemin için 50 bar basınç varsa onun işte 10 metre yüksekliğinde olmasının bir önemi yok ya, aşağıda 51 bar hani olacak. Ama bu tür sistemlerde genelde statik yüklere ve dinamik yüklere dikkat edilmesi lazım. Şimdi dinamik yüklerden kastımız ne? Genelde prosesleri biz tasarlarken statik yüklere göre tasarlarız. Bir de dinamik yükler var. Örneğin koç darbesi dediğimiz bir olay vardır. Genelde bizim tankçılar, tank üreticileri bilir. Siz bir sisteme ilk çalışma halinde ya da bir sıcaklık değişimi halinde bir anlık bir basınç verirsiniz. Dinamik bir basınçtır artık. Anlık bir böyle basınç verirsiniz. Buna biz koç darbesi deriz. Buna bir örnek verelim isterseniz. Bir buhar kazanınız var. İçerisinde 120 derecede, 130 derecede buharlaştırdığınız bir su var. Şimdi siz bunun içerisinde 10 derecede bir suyu verdiğiniz zaman, eğer yüzeyden verirseniz bu suyu, 10 derecelik bir suyla 120 derecelik bir su bir yerde, değil mi, birleşecek. Bu sefer ne olacak? Isı alışverişi olacağı için. Isı alışverişi olacağı için. Evet. Kazanın içerisinden bayağı bildiğiniz böyle güm güm sesler duymaya başlarsınız. Buna biz dinamik yüklerin mesela bir etkisidir, koç darbesi deriz. Başka bizim proseste oluşturduğumuzda başka dinamik yükler de olabilir. Yani bizim anlık verdiğimiz çekiş darbeleri gibi başka yükler de olabilir. Prosese göre değişir. Şimdi bir değişik kriter sıcaklık tabii. Yani bizim en çok kullanacağımız şeylerden biri bu. Isının şöyle bir etkisi var. Isı hem malzemenin dayanımını düşürür. Yani bir çeliğin 10 derecedeki mukavemet değeriyle 60 derecedeki, 100 derecedeki, 150 derecedeki mukavemet değeri aynı değildir. Hesaplarken de bu kriterler kullanılması lazım. Hem bunun hani dayanımını düşürür, hem de basınçlı bir kabın içerisine sıcaklığı ne kadar verirseniz biliyorsunuz basınç artar. Basınçla sıcaklık doğru orantılıdır. Yani siz bir kabı 5 bar basınca göre tasarlayıp bunu ısıttığınız zaman onun kaç bar olacağını hesap edip ona göre maksimum basınca göre tasarlamalısınız. Burada tabii Türkiye'de kullanılan en yöntemler, hem biz bunu böyle yapıyoruz hem de bizim standartlarımız bize şunu söylüyor. Diyor ki bunun testini 1,5 katı basınçta test edin. Yani test edip müşteriye verirken 4 barsa 6 barda test edin, verin diyor. Zaten o zaman da bayağı dayanıklı ürün yapmış oluyoruz. Orada bir sorun var benim. Bir kabın içindeki suyu ısıttığınız zaman kapağını da kapattınız. Su genişleyecektir. Yani gaz haline dönüşecektir kaynayacağı için ve basınç uygulayacaktır ve bulunduğu kabı zorlayacaktır. Doğru mu? Doğru. Peki. Aynısını difrize koyduğunu düşünür. Orada da mesela ısınma yok.
Soğuma var ama basıncın kütlesi artır. O suyun kendi özelliğinden kaynaklı bir şey. Yani şimdi su doğada çok ilginç bir, hani hayatımızın özü ya. Çok ilginçtir. Suyu soğuttuğunuz zaman genişler. Buz, evet. Yani buz yapısına gelmeye başladığı zaman, donmaya başladığı zaman böyle bir şey daha yok zaten. Hani böyle bir yapı daha yok dünyada. Yani tek böyle yapı suda. Suya has bir şeydir. Yani siz bir soda şişesini işte buzluğa koyun. Gece böyle pat pat sesleri duyarsınız. Yani. O suya özel bir yapı. Tabii bunun biz bir yapıyı da hani suyu dondurmak için bir tank dizayn etmediğimiz için bu pek aslında kullanılmaz. Ama tabii hesaplarda. Siz ağırlıklı olarak suyla ilgili mesela akışkan işte, halini kullandığımız evet, için. Yani mesela yağlarla ilgili ya da gazlarla ilgili ne kadar çalışıyorsunuz bilmiyorum ama evet, ağırlıklı evet. Sularla işiniz. Yok, doğru mu? Gazlarla ve yağlarla da ilgili çalışıyoruz. Var ama burada yani ona da ağırlık olarak ama söylüyorum. Ağırlıklı olarak şimdi tabii doğada şöyle düşünün. Su bizim her şeyimiz. İnsanoğlu suyu transfer etmeyi, ilk suyu transfer etmek istemiş bir yerden bir yere. Yani bir dere varmış, burada da bir köy. Demişler ki buraya suyu getirmemiz lazım o dereye gitmektense. Burada işte başka şeyler yapmışlar. Yani işte Mimar Sinan'ın zamanında İstanbul'a yaptığı kemerler gibi. Şimdi o kemerleri insanlar şey gibi böyle gidince altından geçiyorsunuz, çok güzel yapılar, hani tarihi yapılar falan gibi görüyorlar. Mesela onun kendi içerisinde çözülmüş çok güzel bir sistemi var. Bu kemer dediğimiz eski kemer yapı ve ben şu anki mühendislerin birçoğunun da... O zaman pompa yoktu ki bassınlar suyu. Onu demeye çalışıyorlar. Yani seviyeyi düzeltip oradan dereden alacaklar kaynaktan suyu. Evet, kendi cebrisiyle getirmeniz lazım. Bununla ilgili size çok ilginç bir şey söyleyeyim mi? Taksim ismini nereden alıyor? Taksim. Taksim. İstanbul Taksim. Her zaman gideriz. Vallahi bilmiyorum. Şu anda da Araplar bastı gerçi, gidemiyoruz oralara evet. Da. Şimdi Taksim ismini nereden alıyor biliyor musunuz? Taksim İstanbul'un su taksimhanesidir. Suyun taksim edildiği yerdir. Taksim'e girdiğinizde hani bir bombalı bir saldırı olmuştu, hatırlıyor evet, musunuz? Doğru. Arkasında böyle şimdi herhalde müze olarak da kullanılıyor. Suriye asıllı bir kadın patlamayı kendisi geçiyor. Bir patlama gerçekleştirmişti. Böyle çiçekçilerin olduğu, arkasında böyle betonarme bir yapı görürsünüz. Taş duvarlar. Orası cami oldu, haberiniz var değil mi? Orası yok, onun ön cami oldu. Orası hala su taksimhanesi. Arkası mı? Müze oldu. Orası otoparktı. Otoparkın arka tarafından bahsediyorum. Aynı yerden bahsediyorum. O zaman Fransız konsolosluğunun olabilir. Şu an emniyetin gibi. Falan olduğu yerden bahsediyorum. Evet, Fransız orası su taksimhanesidir. İstanbul'un. En tepesindedir. O işte aşağıdaki bölümlere su taksimhanesidir. Yeditepe'li kent ya İstanbul. Evet. Şimdi kaç tepe oldu bilmiyorum ama Yeditepe'li kentten bir tepelerden birine su dağıtacaksınız. Evet. Yani hemen hemen her tepede bir su taksimhanesi var. Ama Taksim bunların ilki. Oranın adını oradaki Taksim koymuşlar. Oradaki birleşik kaplar kanunu değil mi? Kesinlikle. Doğru. Cebrisiyle orada bir suyu depoluyorsunuz. Cebrisiyle dağıtıyorsunuz. Bana nasip oldu. Ben Mimar Sinan'ın su deposu yaptığı yerlere ondan yıllar sonra tank yaptım. Su tankı yaptım. Bunun bir tanesi de su taksimhanesidir. Orası müze olduğu zaman su tanklarını ben yapmıştım. Bir tanesi Süleymaniye Camisi'dir. Süleymaniye Camisi'nin derhizlerine su tanklarını... Ama pompa yoktu biliyorsun. Bizim korkum tabii daha basitti. Bizim Mimar Sinan değiliz yani. Bir de ona bakmak lazım. Ama bu bana nasip oldu. O zaman ben de bu hikayeyi o zaman şey yapmıştım. Hatta size çok ilginç bir hikaye anlatayım Mimar Sinan'la ilgili. Bunu da bana Hamidiye Kaynak Suları'nın müdürü anlatmıştı. Hamidiye Kaynak Suları'nın tanklarını o dönem biz kuruyorduk. Bana dedi ki bu kemerleri yapan Mimar Sinan dedi öldüğünde bir bardak su bulamadı dedi. Mimar Sinan tabii yaşlanıyor. Artık evinden çıkamayacak duruma gelince padişah diyor ki senin evine bir yerden bir su hattı çek de hani su için gitme. Zaten yalnız yaşayan bir adam. Bir su hattı çekiyor kendisine, evine. Tabii padişah ölüyor, ferman gidiyor. Kanuni öldükten sonra kim takar fermanını? İşte askerler geliyor. O sırada da su kullanımı fazla. İşte İstanbul tekrar susuz kalmaya falan başlamış. Kaçak hat çekenlere bakıyorlar. Mimar Sinan'ın evine geliyorlar. Diyorlar ki ya yazık değil mi? Sen diyorlar koskoca Mimar Sinan'sın yani. Bu
evine insan kaça kat çeker mi diyorlar ya. Ya diyor ki padişah söyledi. Ya diyorlar fermanı nerede? Diyor ki ya padişah ferman mı sorayım işte. Dedi ki çek. O hattı kapatıyorlar biliyor musunuz? Yani koskoca İstanbul'a suyu getiren Mimar Sinan bir bardak su içemeden hayata veda ediyor. Bu da böyle minik bir anı olsun. Evet. Şimdi şu şeyi konuştuk mu? Basınç kapları etkileyen kuvvetleri konuştuk mu? Şimdi burada tabii bir iki kuvvet daha var, ona değineyim. Rüzgar kuvveti var. Siz bir kabı ne kadar yükseltirseniz, şimdi rüzgar ne? Rüzgar dediğimiz şey bir akış değil mi? Basıncın evet. Yani kabın üstüne vuran bir akış. Bu tabii kabın dengesini bozabiliyor. Yani onun için bir kural. İçindeki basıncı etkisi olur mu? İçindeki basıncı etkisi olmuyor ama dışarıdan dengesini bozabiliyor. Dengesini yani kabın dengesi. Biz bir basınçlı kap tasarlıyorsak buna dikkat etmemiz evet. gerekiyor. Bunun aslında iki tane handikapı var. Şimdi ikincisine geleceğim, o daha önemli. Onun için biz kabın tabanıyla yüksekliği arasında bir oran tutturmaya çalışırız. Yani böyle çok incecik uzun bir yapı yapamayız. İkincisi de aslında Türkiye'de çok umursanmıyor. Ben yapılan yerlerde de çok öneriyorum. Şimdi rüzgarın taşıdığı belli materyaller var. Ve bunlar tankın devamlı yüzeyine vuruyor. Ve burada bir statik elektrik oluşturmaya başlıyor. Eğer tankınızı topraklamıyor iseniz. Ve ama içerisinde, metal ise toprak diyorsunuz. Metal değilse gerek yok zaten. Gerek öyle yok. Bir statik elektrik oluşmaz. Metal ise bunu topraklamıyor iseniz bunun çok büyük tehlikesi var. Mesela ne olur? Yangın çıkar. Su tankında. Su tankında çıkmaz. Evet, ama benzin depoluyorsun. Mesela bir tane jeneratörünüz var. Arkasında da büyük bir tankınız mesela var. Mesela şeyler var. Irak gibi bir yerde çalışıyorsunuz. Kum fırtınası var. O kum fırtınasında onlar tankın yüzeyine vura vura oluşturdukları elektrik onun içerisindekini etki edebilir, patlamasına neden olur. Bir de mesela şeyler var. Tankerlerde böyle arkadan zincir sallanır. Onun nedeni yere. Odur işte. Sebebi o değil mi? O da o tabii. Statik elektriği yere iletmek. Bu tabii tankerde daha fazla. Hani gittikçe vuruyor ya. Bunlardaki temel kriter bu. Şimdi kendi ağırlığından dolayı olan belli yükler var. Ama yani şimdi tabii şöyle bir şey var. İçerisinde 5 bar, 6 bar basınç olan bir sistem için yani kendi ağırlığı çok bir etkisi olmaz. Bu tabii hani daha spesifik niş yapılar için geçerli. Çok da önemsiz bir hal alabilir. Bir de titreşim var. Titreşimin de etkisi aslına baktığınızda bu tür yapılarda bahsediyorum. Yani buradaki basınç arttıkça aslında başka etkiler çok azalıyor işte yani. Çünkü saç kalınlığını etkileyemez hale geliyor. Çok minik kuvvetler haline gelmiş. Peki oluyor. Rezonans basıncı artırır mı? Yani sizin bilim bilginize hayranım. Yani rezonansı bilmeniz çok ilginç bir şey. Şimdi rezonans basıncı artırmaz. Rezonans yapıyı hasara uğratır. Ama bir yapının rezonansa geçmesi çok zor bir şeydir. Yani dünyada bununla ilgili birkaç şey var. Yani rezonans ne biliyor musunuz? Bir malzemeye bir yük uyguladınız ve bir titreşim uygulamaya başladınız. Evet. Bu bir süreden sonra bu titreşim onun içerisinde sizin de şey yapamayacağınız, yani sizin de engel olamayacağınız bir noktaya gelmeye başlar evet. ve kopar. Zaten yani bir mesela kopma eğrisine baktığınız zaman şöyledir bakın. Çıkar, bir süre düz seyreder, yükselttiğiniz bir süre düz seyretti, titreşim yapmaya başlar ve kopar. Örnek, herhalde bildiğim kadarıyla Japon askerleri böyle bir köprüden geçerken böyle aynı anda ayaklarıyla çıkarttıkları titreşim yıkmıştı. Şimdi tabii bunlar çok büyük yapılar, hani rezonans olabilecek. Basınçlı kaplarda rezonans çok yaşadığımız bir durum değil. Ben daha önce hiç hesaplamasına da karışmadım. Mesela bir benzin tankeri ya da yakıt tankeri. Şimdi amortisörler var lastiklerin üstünde mi? Ama sonuçta asfaltta gitmiyor. Diyelim ki bir arazide gidiyor. Sürekli titreşim var. O titreşim sürekli bulunduğu kaba ve sıvıya bir şey uygulayacak. Titreşim uygulayacak. Bir süre sonra rezonansa geçebilir. Mesela şeyler dönen çimento karan makinalar. Çimento mikserleri. Şimdi orada da bir sürü hareket var. Bir gitmekten dolayı, yerden dolayı bir titreşim geliyor. Bir de makinenin kendi etrafında dönmesinden. Çünkü karıyor ya,
içinde çakılı var, çimentosu var. Sonuçta o da bir sıvı aslında. Çok katı gibi görünse de katı değil, sıvı. Yani içinde curuflu bir sıvı yani. Bir rezonans etkisi bu dediğimiz kriterlerden daha büyük titreşimlerle oluşabilen belki. Yani bu dediğimiz şeyler çok, nasıl söyleyeyim size? Bu dediğimiz şeyler çok daha kabul edilebilir kriterler. Rezonans etkisi çok güç oluşan bir etki. Yani onu demeye çalışıyorum. Onun için o çimento kamyonunun arkasında dönmesi falan, onlar çok minik etkiler. Bunlar çok kabul edilebilir şeyler. Peki daha şeyler. Büyüğünü söyleyeyim. Bu Titan roketleri var biliyorsunuz. Aslında onların ilk çıkışları sıvı biliyorsunuz. Sıvı roketlerdir. Yani yer çekimine karşı bir şey. Yani bir yakıtı yakmanızla arkasında sonuçta, şey yapıyoruz. Ama ne kadar büyük titreşim var biliyor musunuz orada? Yani mesela şimdi Elon Musk'ın füzeleri çıkıyor, sonra havada ters dönüyor ve rampasına oturmaya çalışıyor. Ve çoğu zaman da bunu birçok şeyde de başaramadılar. Beceremiyorlar. Sonra düzelttiler. Şimdi ne durumdalar bilmiyorum. Yani şimdi biz konuları biraz daldan dala gibi gözüküyor ama ben en uç noktalardan sormaya çabalıyorum ki yani insanların kafalarında biraz geniş bir şekil oluşsun. Yani daracık yoldan gideriz. Yani biz işte konumuz suymuş, yağmış ya da yakıtmış. Bunları konuşabiliriz. Ama sonuçta bir sürü etken var. Fizik denilen şey, yani bildikleriniz var, bilemedikleriniz ve öngördükleriniz var. Sonra karşınıza sorun olarak çıktığı zaman siz onu çözüyorsunuz. Diyorsunuz ki bu sebepten dolayı şu sonuçları elde ettik diyorsunuz. Neyse peki. Titreşimleri konuştuk. Basınçlı kaplara etkileyen kuvvetlerde titreşimleri konuştuk. Ağırlığı konuştuk, rüzgarı burada konuştuk. Bence bir önemli kriter kullanılan kaynak yöntemleri. Mesela bizim basınçlı kaplarda mesela şu an güncel olan bir konu bu. Şimdi siz bir basınçlı kabı 3-4 tane yöntemle kaynatabilirsiniz. Bunun bir tanesi işte örtülü elektrot dediğimiz bir kaynaktır. Bir tane tel ark yapar ve üzerindeki örtü sayesinde plazma bölgesini koruyarak kaynağın nüfuziyetini sağlayan bir örtülü elektrot dediğimiz bir kaynak yöntemi. Hani bu gördüğümüz bu filmlerde zıt zıt duruyorlar ya, o kaynak yöntemi. Mikmak kaynağı dediğimiz bir kaynak var. Bu nedir? Bir tel vardır. Telle yine ark yaratıp üstüne gaz vererek plazma bölgesini yine şeyden korursunuz. Yani dış etkenlerden korursunuz ve kaynağın köpürmemesini sağlayarak bir kaynak hattı çıkarmaya çalışırsınız. TIG kaynağı vardır. Bu TIG kaynağı dediğimiz argon da denir. Hani biz genelde argon olarak kullanırız o kaynağı. Argon gazı, yani argon gazıyla tungsten bir telle erittiğiniz bir malzemeyi argon gazıyla birbirine birleştirir ve bir tel yardımıyla da orayı birbirine dikersiniz. Toz altı ark kaynağı dediğimiz bir şey var. Bunda da aynı teli tozun içerisinde şey yaparsınız. Şimdi tabii bunların birbirine, bunların kullanıldığı yerler tabii çok değişik. Yani şöyle söyleyeyim size. Siz çok ince bir malzemede argon kaynağı kullanıp bunu birleştirebilirsiniz. Fakat elektrot kaynağının yerini tutmaz. Ama işte argon kaynağı da göz yapmaz. Genelde bizim belli testler vardır, kriterler biraz sonra söyleyeceğim. O kriterlerden de geçer. Bu elektrot kaynağı göz yapar ama değil mi? Elektrot kaynağı tabii göz yapar ama örtülü elektrottan da hiçbirimiz vazgeçemeyiz, öyle söyleyeyim size. Örtülü elektrot çok... Yani elektrot teknolojisi çok iyi bir teknoloji olduğu için bununla birleştirdiğiniz tankın kolay kolay size sıkıntı çıkartma olasılığı olmaz. Şimdi burada tabii bir önemli kriter dediğim gibi şu. Yani saç kullanıyorsunuz. Sacın 0.25 ile 0.50 arasında karbon oranı olması lazım. Bu karbon oranını arttırdığınız zaman kaynak kabiliyetini düşürüyorsunuz. Bunu nasıl yapıyoruz? Malzemeyi ısıtarak kaynak yapılabiliyor. Bunun da nedeni şu. Malzemeye eğer 450 derecenin üzerinde bir ısı verdiğinizde malzemenin içerisindeki karbon yüzeyden difüze olmaya başlıyor. Yani karbon yapıdan difüze olmaya başlıyor. Bu da ne yapıyorsunuz? Aslında yüksek karbonlu bir çeliğin oradaki karbon oranını düşürüp oranın kaynak kabiliyetini yükseltiyorsunuz. Bu şekilde de çok daha iyi bir kaynak çıkartmış oluyorsunuz. Ben bir kaynak makinesi görmüştüm. Gerçi metal işleme konusunda bazı videolar seyrediyorum ben. İki metali
eriterek birbirine yapıştırıyor. Evet, argon kaynağı. Argon kaynağı. Mesela biz şu an başka bir teknoloji daha kullanıyoruz. Dikiş kaynağı teknolojisi kullanıyoruz. Ama mesela bunu basınçlı kaplarda kullanamıyoruz. Dikiş kaynağı ne? İki tane sacı üst üste koyuyorsunuz. Üstünden ve altından ark veriyorsunuz. Yani iletim sağlıyorsunuz. Bunu sırayla birbirine dike dike gidiyorsunuz belli bir şey altına. Tabii bunun birçok kriteri var. İşte içerisine kök pasodaki şey miktarı, akım miktarını falan bunları ayarlıyorsunuz. Darbe sayısını ayarlıyorsunuz. Bunu birbirine dikiyorsunuz ama burada birbirine eritip, direkt eritip yapıştırma kaynağı genelde argonda oluyor. Argonda birbirine. En çok kullandığınız hangisi? Biz genelde gazaltı sinerjik kullanırız. Genelde yaptığımız kaynakların, daha doğrusu biz 2-3 tane yöntem kullanıyoruz bir tankı yaparken. Eğer tankın saç kalınlığı fazla ise ortasını argon kaynağıyla geçeriz kök pasoyu. Çünkü kök paso önemlidir. Yani kök pasoda şey kalmaması lazım, göz kalmaması lazım. Kök pasonun üstüne dıştaki kapak pasoları genelde sinerjik gazaltıyla doldururuz. İçerisini de elektrotla çekeriz. Çok kalın bir malzememiz varsa. Bu bir de tabii VPS ve PQR dediğimiz şeyler var. Bizim hani kullandığımız teknik şeyler. Yani kaynak prosesi ne olacak? Bu genelde zaten çok önemli projelerde müşteriler tarafından ya da third part dediğimiz kuruluşlar tarafından, notified body, onaylı kuruluşlar tarafından verilir. Bize derler ki şu kaynak yöntemini uygulayacaksın. Biz de genelde o kaynak yöntemini uygularız. Ya da kendimiz bir kaynak mühendisiyle görüşüp kaynak yöntemine beraber karar veririz. Tabii bir de bizim tecrübemizden kaynaklı olan şeyler. Mesela bunu yaptığınız atölyenizde ya da fabrikanızda mı yapmak durumundasınız, yoksa olay yerinde ya da ihtiyaç yerinde yapılabilir düzeyde midir? Yani basınçlı tanklar zaten genelde atölye tipi tankları oluyor. Yani çok böyle büyük basınçlı tankları tabii dışarıda yapabiliyorsunuz ama bunları genelde atölyede yapmak daha mantıklıdır. Mesela biz şu an kök pasolar hariç robotik kaynak kullanıyoruz. Yani kaynağı robot yapıyor. Bu hem daha sağlıklı, yani insan sağlığı için daha sağlıklı. Bir de tabii kaynak çok büyük bir ark oluşturduğunuz için hem gözleri etkiliyor bir süreden sonra, hem gazı insanı zehirliyor. Yani düşünsenize, adam argon gazı kaynağı yapıyor. Yaklaşık işte 200 derecede bir gaz var orada ve o gaz devamlı yükseliyor. Ve argon evet. gazı yani onu insan soluyor falan. Yani sağlığa da etkisi var. Onun için genelde şey kullanılır. Yani biz genelde robotik kaynaklar tercih etmeye çalışıyoruz. Yani robota kaynattırıyoruz. Ama tabii bu bazı VPS'lerde çok şey yapmayabiliyor. Hani olmuyor. Adam VPS'i vermiş. Yani elektrot kaynağı. O zaman ne yapıyorsunuz? Elektrot kaynağını kullandırıyorsunuz. Yapacak bir şey yok. Peki bir mühendis olarak kaynak yaptınız mı? Tabii ben iyi kaynak yaparım. Yani benim iyi mi kötü mü derseniz şöyle. Belki iyi bir şey, belki kötü bir şey. Hayır, onu çok yani bilmiyorum. Sahanın içinde. Şöyle biz tabii ben bu şirketi açtığımda tektim. Yani şu an işte belli bir personel sayısıyla çalışıyorum. Ama o zaman mecbur bazı şeyleri kendi el emeğinizle yapmak zorunda kalıyorsunuz. Bir de ben biraz meraklıyımdır. Yani şantiyecilik tarafına da meraklıyımdır. Atölyede imalat tarafına da ama meraklıyımdır. Ama zaten mühendis olmanın kriteri o galiba, değil mi? Meraklı olmak. Yani bizimle ilgili öyle ama herkesle ilgili aynı şeyi söyleyemem. Yani ben kaynak mühendisinin ya öğrettiği şeyi şunu nasıl yapacak bizim... Yani şimdi ben kaynak bilirim. Kaynak yaparım. İyi kaynağı bilirim. İşte bunun robotik tarafında yaparım. Fakat bunu öğreneceğiniz kişi kim? Kaynak mühendisi. Yani o kaynakta uzmanlaşmış insanlardan da yardım alıyorsunuz. Öyle her şeyi siz bilemezsiniz. Mesela benim çok iyi kaynak mühendisi arkadaşlarım var ve Türkiye'de de teklerdir yani. Mesela Akın diye bir arkadaşımız var. Akın Bayrak. Türkiye'deki benim bildiğim en iyi kaynak mühendisi. Yani çok da başım beladan da kurtarmıştır, onu da söyleyeyim yani. Bizim böyle çok biliyoruz deyip yaptığımız hataları bu hatadır deyip çevirdiği olmuştur. Şimdi tabii onun bildiği gibi biz bu kaynağı bilemediğimiz için ne yapıyoruz? Kaynak mühendisleriyle çalışıyoruz. Şimdi adama diyorsun ki ya şuraya şu çocuğa bir göster yani onu nasıl yapıyorsun. Bir seni izlesin. Çünkü bu görerek öğrenebilecek bir şey. Yani kaynak sizin şey yapabileceğiniz bir şey değil. Yani işte tarif edebileceğiniz bir şey değil ya. Diyor ki yani ben diyor bu kaynağı yapmam diyor. Yani niye yapayım ki diyor mühendis adam. Ben diyor tarif ederim diyor ya.
Şimdi onu dediğiniz zaman karşınızdaki usta da size bakış açısı biraz değişiyor. Şimdi patron olmak ve lider olmak ve yönetici olmak, bu üçü çok farklı şeyler. Şimdi siz eğer, ben her zaman söylemişimdir, yani siz patron olmak mı istiyorsunuz? Çok paranız olacak. Bakın yaparsınız patronu. Ama o kadar çok paranız olması lazım ki patron olmanız için. İnsanları parayla çalıştırabilmeniz için. Yönetici olabilirsiniz. Yöneticilik de iyi bir meslektir. Ama insanları manipüle etmeniz lazım. Bir Manipülasyonla de bir şeyleri. bilgili olmanız lazım. Yani Strateji bilmeniz lazım. yöneticiyle ilgili evet biraz daha stratejik bilgiler Evet. bilmeniz lazım. Şimdi lider olmanın ki biz onu olmaya çalıştık. Biz lider olmakta şöyle bir durum var. O atölyede kullanılan tüm tezgahları o çocukların hepsinden daha iyi kullanabiliyor olmanız lazım. Ya da onları öğretebilecek kadar kullanabiliyor olmanız lazım ki o atölyenin başındaki siz olun. Yoksa patron olursunuz, yoksa yönetici olursunuz. Öbür türlü bir lazer tezgahının başında bir problem olduğunda sizi çağırdıklarında tabii ki lazer tezgahının başında durup çalışın demiyorum. Ben de çalışmıyorum. Ama lazer tezgahının başında durup onun problemini anlayıp bak bunu böyle yapman lazım dediğinde o bu sefer size saygı duymaya başlar. Saygı liderlerin ve yönetici olmayanların edindiği bir şeydir. Size paranız için de saygı duyabilirler bu arada ondan bahsetmiyorum ama bilginiz için saygı duyulmasını sağlarsanız bir şirketi yönetmek çok daha kolay oluyor onu söyleyeyim. Peki. Programımızın sonuna geldik. Bir dahaki programımız çok ilginç olacak. Sürprizim var. Sürpriz var. Peki. O zaman sürprizin adını söylemeyelim ama sevgili seyirciler haftaya Bir konuğumuz daha bir olacak. konumuz daha olacak. Barış Bey sürpriz yapacak. Acaba kim gelecek? Ben de merak etmekteyim. Ama adı sürpriz olduğuna göre demek ki önemli bir şey. Haftaya tekrar buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.